Bir haftadır eve giremiyoruz. İşkence bitmedi. Şimdi bir de cezalı gibi bizi burada dikiyor. Eve soktu ya. Daha ne istiyorsun Hatice abla? Lütfiye sen sus. Bilip bilmeden konuşma. Sanki kötülüğünü istemişiz. Ha bu kıvırcık bile planlarınızın içine dur. Ben yokum değil mi? Kendimi Meryem abadan daha çocuk, daha aldatılmış hissediyorum. Sana ne oluyor Lütfiye? Enişte, ben bu ailenin bir bireyi değil miyim? Kimsenin sırdaşı bile olamıyorum. Anladık Lütfiye, çok dertlisin de. Sana zahmet bir çay ver. Kalk kendin al. Ha yok, ben reisim. İlla bana hizmet edilecek değilsen, bak. Gizliyi çevirdiğim Merve. Merve'den iste. Ben getiririm hapasını. Geç salona. Gelip gidiyormuşsunuz benimle görüşmek için. Merak ettiğim bir şey yok. O yüzden görüşmeye değer de bir şey yok. Yaptıklarınız yetmezmiş gibi bir de laflar duyuyorum. Biz bunu Meryem'in iyiliği, sağlığı için yaptık diye. Siz kimsiniz? Biz senin aileniz Meryem. Kesmeyin sözümü. Benim yardım istediğim insanlar oldu. Ailem zannettiğim insanlar. Ama en son bir tanesi benim iyiliğim için kocamla öpüşüyordu. Bir diğeri burada yüzüme bakıp utanmadan ben teyzemle yengem arasına giremem diye yalan söylüyordu. Ve hala benim ailem olduğunu söyleyen sen. Kızını, kocanı da bu oyuna dahil ettin. Benimle birlikte restoran köşelerine gelip öpüşmelerini seyrettin. Sonra hiç haberin yokmuş gibi ağladın. Sonra hastaneden Hızır'ı arayıp Meryem çocuğu aldırdı diye müjdeyi verdi. Yenge. Şimdi sen uzun uzun sıralayınca insan hangi birine cevap vereceğini şaşırıyor. Yok enişte yok. Yengemin cevap beklediğini zannetmiyorum. Anladığım kadarıyla bize hakaret ederek rahatlamak istiyor. Alparslan. Ben senin amcan değilim. Kimseye hakaret ederek rahatlayan bir yapım da yok benim. Dayının böyle bir yapısı var. Ama Allah var. Yerinde hakaret etmiştir. Yani hak etmişizdir. İyi. Ben de hakkınızı vereyim o zaman. Neymiş hakkımız?
Çekin gidin bu evden. Doğumdu, bayramdı, ölümdü, cenazeydi. Hiçbir şekilde yüzünüzü görmek istemiyorum. Annemle görüşmek isterseniz söylerseniz Lütfiye'ye. Size gün, saat falan verir. Gelirsiniz, annemi görürsünüz, gidersiniz. Anlaşıldı mı? Yoksa ne Meryem? Bunu merak ediyorum, ne yaparsın? Evden mi taşınırsın? Burnumuzdan mı getirirsin? Bunu zaten yapıyorsun. Yengem. Bana yengem deme. Sen benim yengemsin. Tamam. Şunu bil. Buradaki hiç kimse senin sırrını vermedi. Senin üstüne plan yapmadı. Gizli iş çevirmekle amcamı bizi suçluyorsun ya. Yengeciğim bunu sen başlattın. Ve amcamdan saklamayı başaramadın. Ama biz ne olursa olsun senin yanındayız. Aileyiz. Ha sen bizi görmek istemesen de, bizi inkar etsen de... biz seni çok seviyoruz. Ve birlikteyiz. Ben böyle bir aile olmak istemiyorum. Yani sizleri hayatımda istemiyorum. Hızır da dahil. Ondan da boşanıyorum. Aile toplantısı mı var? Gel oğlum, madem geldin, sen de duy. Ben babandan boşanıyorum. Bunlarla da görüşmek istemiyorum. Ama bu demek değildir ki sen de görüşmeyeceksin. Sonuçta babanın akrabaları görüşmek en doğal hakkı. Ama benden sana anne tavsiyesi. Bunlardan birini kendine dost edinme. Maalesef bu kıza dair. Hiçbirine güvenilmez. Meryem. Anne. Yengem biz küselim gidelim diye böyle söylüyor. Yoksa o beni çok sever. Ben de onu. Anne sen bu olayların hiçbirinde suçlu değil misin? Güvenmek suçsa suçluyum. Güvenmek falan değil. Ölecekmişsin. Bir çocuk doğurup ölmek istemişsin. Beni ve doğacak olan kardeşimi de Ceylan ablaya emanet etmişsin. Halam biliyor. Alparslan abi biliyor. Eniştem de Merve de öğrenmiş. Ama annesini kaybedecek olan benim hiçbir şeyden haberim yok. Bir kere daha soracağım. Sen suçlu değil misin anne? Haklısın. Sana karşı suçluyum. Sana karşı suçlu olan insanları bir daha görmek istemediğini söyledin. Peki... ben de seni bir daha görmek istemesem. Ne yapacaksın anne? Ben bir tek seni, bir tek babanı,
buradaki herhangi birini düşünmedim hiçbir zaman. Biz aileyiz ve hep ben bu ailenin geleceği diye düşündüm. Bazen benim aldığım kararlar senin için yanlış olabilir. Ama bu aile için doğrudur Ömer. Bunu bir aile kurana kadar anlamını beklemiyorum. Babamın büyük bir ailesi var. Aile kurma konusunda da gayet başarılı. O yüzden ben oğlun olarak baktığım zaman sebep ne olursa olsun babamı haklı görüyorum. Ve buradakileri kendinden uzaklaştırarak, babamı boşayarak bu aileden kurtulamaz. Yani yengem, Ömer'in de dediği gibi sen bizi boşayamazsın. Hem bizden kaçmak isteyebilirsin. Başka bir yere taşınmak isteyebilirsin. Bizi görmek istemeyebilirsin. Ama bizden kurtulamazsın. Biz hepimiz kararına saygı duyarız. Ama şunu bil. Bu kararlarının hiçbirini uygulamayız. Karışık ana. Ne oluyor? Yengem bizi evden atıyor. Biz de isyan ediyoruz teyze. İyi etmiş. Ama siz de iyi etmişsiniz. Sen ne ettin teyze? O oğluna dedin mi sülaleni mahvettin diye? Dedim. O ne dedi babaanne? Ben onun az önce yüzüne tükürmüşüm. Hiçbir şey diyemez baba. Meryem nasıl istiyse öyle olsun diye. Boşanma konusunda yok demeyi. İyi madem öyle dediyse kimseyle kötü olmaya gerek yok demek ki.